Arkadaşlar merhaba. 3 nolu videomuzda DC fırçalı DC motorun kolektörlerinden bobinlere uygulanan gerilimin motorun konumuna göre, endübenin konumuna göre hangi bobine hangi yönde voltaj uygulanacağını incelemiştik ve ardından şu tabloyu oluşturmuştuk. Bu videoda fırçasız motorun nasıl bir elektronik güç katıyla sürüleceğini bilmediğimizi varsayalım ve bu tabloya göre güç katını tasarlayalım. Fırçalı DC motorumuzun sargıları şu şekilde bağlıydı. A bobini, B bobini, C bobini. Şu üçgen bağlantının üçgen uçları kolektörle bağlıydı. Şimdiki şu tabloya göre anahtarlama elemanlarımızı yerleştirelim. Şimdi sıfır nolu durumda A bobini pozitif enerjilenecekmiş. Sıfır nolu durumda A bobini pozitif enerjileneceğine göre negatif tarafı şu seviş üzerinden olacak. B bobini negatif enerjilenecekmiş. Demek ki şu anahtar kapalıyken şuradan da pozitif voltaj vereceğiz. C bobini sıfır olacakmış. Zaten şu iki anahtara birden basınca C bobinin uçları kısa devre olmuş oluyor. Bir nolu durumda A bobini tekrar pozitif enerjilenecekmiş. Demek ki bir nolu durumda da bu anahtara basacağız. Demek ki bir nolu durumda da şu anahtara basacağız. B bobini enerjisiz olacakmış. Demek ki şu noktayı toprağa çekeceğiz. İsterseniz önce C'ye bakalım. C bobini negatif enerjilenecekmiş. Demek ki şu noktası negatife gidecek. Bir nolu durumda. Şurası da pozitif oluyor zaten. 1'e bastık mı? Şuna da bastık mı? C pozitif oluyor. Buna bastık mı? Buna bastık mı? A pozitif oluyor. Şuna ve şuna bastığımız için B bobininde kısa devre oluyor. 2 nolu durumda B bobini pozitif anahtarlanacakmış. Demek ki şu noktaya pozitif bir voltaj sokacağız. 2 nolu durumda B bobininin pozitif voltajda beslenebilmesinin şunun da basılı olması gerekiyor. C bobini negatif enerjilenecekmiş. Demek ki şu kısma 2 nolu anahtara basmış olmamız gerekiyor. C bobininin negatif enerjilenebilmesi için şurayı unutun, yanlış çizdim. C bobininin şurasına pozitif uyguladığımızda negatif polarlanmış oldu, yıldız bağlı olduğu için. B bobinimiz pozitif olacakmış. Demek ki şu noktaya pozitif voltaj gelecek. Şu noktanın da negatife gitmesi gerekir. Şuna basacağız. Okey. 3 nolu durumda A anahtarı negatif enerjilenecekmiş. A bobini negatif enerjilenecekmiş. Demek ki yıldız noktamızı toprağa çekeceğiz. Şu noktamızı pozitife çekeceğiz. B bobinimiz pozitif enerjilenecekmiş. Şuradan zaten pozitif olduğuna göre şuranın negatife gitmesi gerekiyor. Şurada 3. C bobinimiz 3'lerin kısa devre basılı olması durumunda bobin 3'leri kısa devre olacağından o şartta sağlam. 4 nolu durumda A bobinimize negatif voltaj verilecekmiş. Demek ki şurasına basmamız gerekiyor. Şuraya pozitif voltaj vermemiz gerekiyor. B bobinimiz 0, onu atlayalım şimdi. C bobinimize pozitif voltaj verilecekmiş. Demek ki şurası 4'te de basılı olacak. Şunlar basılı olduğunda C bobinimize pozitif voltaj geliyor. Şu 4'lere bastığımız için B bobinin uçları kısa devre olmuş oluyor. 5 nolu durumda A bobinine enerji vermeyecekmişiz. Onu şimdilik atlayalım. B bobinine negatif voltaj vereceğiz. Demek ki şuranın negatife gitmesi gerekiyor.
şu noktanın da pozitife gitmesi gerekiyor. C bobine pozitif voltaj vereceğimize göre, 5 nolduğunda buraya pozitif voltaj verdiğimize göre şurası da 5 nol durum olacak. Evet arkadaşlar, şimdi şu bağlantıya bir bakalım. İki tane seri anahtar var. Birer ucu, bir ucu artı, diğer ucu eksi. Aynı durum şurada da var. Bir ucu artı, bir ucu eksi. Şurada da var. Bu yapıya dikkat hatırlarsanız, bu bizim bildiğimiz 3 fazlı yarım köprü. 3 tane yarım köprüden oluşan 3 fazlı 3 katımızın şeması. Şurası eksi, şurası artı. Şuradan da motorumuza giriyoruz. 3 fazlı motorumuza ya da fırçasız DC motorumuza giriyoruz. İsterseniz bir de şurada dalga şekillerini çizelim. Şu tabloya göre A bobin, B bobinine uygulanan voltaj, C bobinine uygulanan voltaj. Sıfırıncı bölge, birinci bölge, ikinci bölge, üçüncü bölge, dördüncü bölge, beşinci bölge. Şimdi sıfırıncı bölgede A pozitifmiş. Birinci bölgede de pozitifmiş. İkinci bölgede sıfırmış. Üçüncü bölgede negatifmiş. Dördüncü bölgede negatifmiş. Demek ki şöyle bir voltaj uygulayacağız. Dalga şekli bu olacak. Şurada devam edersek de şöyle bir şey olacak. B bobinimiz sıfırda negatifmiş. Şurada sıfıra geçiyor. İkinci bölgede pozitife geçiyor. Üçüncü bölgede pozitif olarak devam ediyor. Dördüncü bölgede sıfıra iniyor. Beşinci bölgede de negatif iniyor. Tekrar bir sonraki şeyde de sıfır olarak devam ediyor. Bizi ilgilendiren kısım zaten şu kısımdı. C bobini sıfırmış sıfırıncı bölgede. Sonra negatif inmiş birinci bölgede. İkinci bölgede de negatif olarak devam etmiş. Üçüncü bölgede sıfıra çıkmış. Dördüncü bölgede pozitife çıkmış. Beşinci bölgede de pozitif olarak devam ediyor. Tekrar başa döndüğünde sıfıra inecek. Evet arkadaşlar, bizim bobinlere uygulayacağımız voltajların dalga şekilleri de bu. Artık şemamız belli. Güç katımızı nasıl yapacağımız belli. Voltajın dalga şekilleri belli. Her bir segmentte hangi bobine ya da hangi faz çıkışına hangi voltajı vereceğimiz belli. Şu anda bilinmeyen tek şey motorun konumu. Onları da sensörlerden gelen bilgilerle elde edecektik. Şu anda onu bir sonraki videoya bırakıyorum. Sensörlerden gelen bilgiler sonuçta 3 bitlik bir bilgiydi. Onların alabileceği değerler işte sırayla bana gelecekti. 0,0,1 atıyorum burada tamamen kafadan atıyorum. 0,1,0 diyelim. Diyelim ki 0,1,1 1,0,0 işte 1,0,1 1,1,0 mesela. Böyle bilgiler gelecek. Bizim mikro işlemciye yazacağımız kod bu durumda son derece basit olacak. Portu oku. Eğer port 0,0,1 ise A'ya pozitif voltaj ver, B'ye negatif voltaj ver, C'ye voltaj verme. Zaten onlar da şurada belliydi. Hangi anahtarları açıp kapatacağımı şuradan biliyorduk. İşte tekrar portu oku. Eğer porttaki veri buysa bu sefer şu şekilde bir voltaj uygula. Eğer porttaki voltaj böyle buysa şu voltaj uygula gibi bir
Kod yazar. Son derece basit if'lerden oluşan basit bir kod. İşimizi görecektir. Şimdi buradaki asıl mesele işte bu kodların ne olacağıdır. Biz bu sensörleri şuraya ben gelişigüzel yerleştirdim. Yani 60 derece açıyla yerleştirdim ama şu bobinin pozisyonuyla bir alakası yok. Sadece şurayı sıfır kabul ettim. Arabalarda biliyorsunuz bir avans ayarı vardır. Ona benzer bir ayarı burada yapmam gerekecek. Nedir o ayar? Penseyle tutup şu motorun bobinlerin pozisyonunu şöyle şöyle ayarlayacağım. Çünkü şu anda şurayı ben mıknatısın en kutbu kabul ettim. Şunu da gelişi güzel bir açıda bağladım. Halbuki bir pusulayla ya da bir manyetik alan ölçerle şunun kutbunun gerçek en kutbu neresi onu bilmem gerekirdi. Bu kısmı denemene yanılmayla yapacağız. Ama sanıyorum sorunu anladınız. Şurada gelişi güzel bir yerleştirme var. Yani bu sensörleri buraya da yerleştirebilirdim. Şuraya da yerleştirebilirdim. Şu teneke parçasını buraya böyle de yapıştırabilirdim. Şöyle de yapıştırabilirdim. Beraberinde bir belirsizlik getiriyor. Onu deneme yanılmayla çözeceğiz. Ama yok deneme yanılma yapmıyorum. Ben ölçerek biçerek yapacağım dersek de bunun yöntemi basit. Buraya bir pusula yaklaştırıp en kutbu neresi, es kutbu neresi onu biliriz. Şunu söküp tam N ve S'e karşı gelecek şekilde yerleştiririz. Ondan sonra şunların yerleri doğru sayılır hemen hemen. Yani böyle şeyler yapacağız. Üçüncü şey, dördüncü videoda görüşmek üzere.